Ankara'dan, Samimi Haber'den ve Z raporundan herkese merhaba. Aslında son 2 gündür özellikle Ankara'nın kara kışını ve soğuğunu adeta iliklerimizde hissediyoruz. Ama malum başkent siyasetin ateşi hiç düşmüyor ve gelişmeleri bizler de takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle bugün İyi Parti'de sıcak gelişmeler var. Hemen hatırlatalım sizlere. Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem'den sonra Merkez Disiplin Kurulu üyesi Çağdaş Çelik de bugün istifasını bildirdi. Bununla birlikte aslında Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini biliyoruz ve Kürşat Zorlu'dan bu açıklama geldikten sonra Dikbayır Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve şöyle dedi: "Bazen istenileni yapmazsanız istenilmez olursunuz" dedi ve büyük harflerle "Allah büyük" dedi. Aslında Sayın Dikbayır biliyordur ama hatırlatalım, siyaset birilerinin istediğini yapmak değildir. Demek ki bugüne kadar birilerinin istediğini yapmış diye okuyoruz. Bununla birlikte CHP'de gelişmeler var. HDP şimdiki adıyla HDP, bütün bunları konuşacağız. Konuğumu çok bekletmeden üstad dediğim bir gazeteci Sedat Bozkurt. Sedat abi mi desem, hoş geldiniz yayına. Çok teşekkür ediyorum. Yani içinden ne geliyorsa öyle seslenebilirsin bana. Şimdi Sedat abi, biraz önce de söylediğim gibi Ankara'da siyasetin tansiyonu hiç düşmüyor. Özellikle İyi Parti'deki bu gelişmelerden bahsettim. Arda arda istifalar geliyor ve kulislerde daha çok istifa geleceği söyleniyor. Siz bu tabloyu nasıl okuyorsunuz? İyi Parti'de neler oluyor? Yani İyi Parti'nin adı iyi ama kendi iyi değil. Başlık vererek başlayayım anlatmaya. İyi Parti parti olamadı. Yani mesele burada. Parti olamadığı için kendine bir politik kimlik inşa edemedi. İşte MHP'den ayrılan arkadaşların bir araya geldiği bir topluluk halindeydi. Yönetilemedi, bir politik hat çizemedi önüne. Çok savruldu. Çünkü şöyle, hani bir emek harcayarak bulundukları noktaya gelmediler. Yani 2 dönem parlamentoda temsil ediyor olmaları, yani iyi bir milletvekili sayısıyla temsil edilmiyor olmalarının nedeni Millet İttifakı'nın bir paydaşı olmaları. Yani seçime bile giremiyorlardı. O dönem biliyorsunuz Türkiye siyasetinde birlik yaşandı. İşte CHP emanet milletvekili verdi. Ve yeni kurulmuş bir parti bir Millet İttifakı çatısı altına taşındı. Baraj sorunu böylece ortadan kaldırıldı. Ve parlamento zeminine geldi. Ondan sonra da Millet İttifakı'nın bir bileşeni olarak önlerine büyük bir hedef koydular. Onları unutmamak lazım. Çünkü dünya siyaset tarihinde hani seçim ittifakları vardır. Seçimden sonra koalisyon hükümet modelleri vardır. Bunların görüşmelerine tanıklık yapmışızdır ama seçimlerden önce önüne hem seçim ittifakını, seçimden sonra koalisyon ortaklığını, ondan sonra da kurucu meclis gibi anayasa değiştirmeyi koyan bir ittifak modeli, birlikte hareket eden bir farklı kimlikteki partilerin içinde yer aldığı bir model hemen hemen yok. Bu denendi. Yani kısmen başarılı, kısmen başarılı olmadı. İyi Parti bunun da bir paydaşıydı. Yani sürekli bir siyasi faaliyet içindeydi. O siyasi faaliyetler bittiği zaman içine döndü. İçine dönmesinin ama 2 tane ayrı nedeni var. Bir, milletvekili listelerine ilişkin bu dönem söylüyorum çok ciddi bir eleştiri ve itiraz var. Çünkü bir siyasi partinin genel başkanı durmadan kendini açıklamak zorunda kalıyorsa, hatta bunlara meydan vermemek için işte kurultay salonunda bile kendisini seçecek delegeleri azarlayabiliyorsa, kullandığı dil böyle bir dilse orada bir sorun, bir sıkıntı var demektir. Yani bir siyasi partinin genel başkanı durmadan kendini anlatmak zorunda kalmaz. Sürekli olarak kendini savunmak zorunda kalmaz. Yani bu siyaseten çok sıkıntılıdır ve buraya girdiğiniz zaman bir daha buradan çıkamazsınız. Bunu gördük mü? Gördük. Bunu ilk kez de görmüyoruz. Hani İyi Parti'deki ve Meral Akşener'deki savrulmalar ya da önüne koyduğu siyasi ya da politik hedeflere ulaşmasını mümkün kılmayan kararlar silsilesi 6 yıldır İyi Parti'nin peşinden ayrılmadı. Örneğin 24 Haziran 2018 seçimlerinde hani daha sonra büyük başarı gibi anlattı, insanlar alkışladılar, çok hoşlarına gittiler ama Abdullah Gül'ün çatı adaylığının önünü kesmesini söylüyorum. Önce onay verdiği bir modeldi bu. Daha sonra bunun iyi bir şey olduğunu söyledi ama bir dönem sonra da yanlış yaptığını da farklı bir şekilde bir öz eleştirip netliğinde olmasa da dile getirdi. "Bir daha öntekayıcı olmam, bir daha engel olmam" gibi cümlelerle. Yani siz muhalefetteki bir partisiniz ve karşınızda monoblok hareket eden Erdoğan tarafından üretilmiş bir %52'lik seçmen kitlesi var. Ve referandumda dahil olmak üzere her seçimde bu %52 oransal olarak karşınıza çıkıyor.
ve Erdoğan'ın karşısına çıkacak, Erdoğan'la yarışacak, Erdoğan'la mücadele edecek bir siyasi figür olan Abdullah Gül'le Erdoğan'ın karşı karşıya gelmemesini siz engelliyorsunuz. Yani bunu Devlet Bahçeli engellemek isteyebilir, AK Partiler engellemeyi isteyebilir, Hulusi Akar'ın Genelkurmay üniformasıyla askeri helikopterle bahçesine inip engellemek isteyebilir ama siyaseten siz niye engellediniz? Bu bir soru. Hani bunun üzerinden 5-6 tane kopya teorisi üretebilirsiniz. Ama burada da bir siyasetsizlik, hani siyaseti sonuç almaktan daha çok anlık yaptığınız gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Hani bunu niye bu cümleyi niye kuruyorum? Partiyi MHP'den gelenler kurdu. Yani bu partinin, İYİ Parti'nin taşıyıcı kadroları MHP'liler. Temeli MHP. Ama siz bu partiyi bir merkez sağa çekmek istiyorsunuz. Oysa ki Türkiye'de artık merkez sağ kalmadı. Yani daha önce merkez sağa oy veren seçmenler aradan uzun zaman geçti ve farklı farklı partilere oy verdikleri için kendileri bile merkez sağ olarak hissetmiyorlar kendilerini. Yani sokakta sorduğunuz zaman politik olarak kimliğin nedir diye sorduğunuz zaman ben merkez sağ ya da ona benzer cümleler kuran bir kişiye bile rastlayamazsınız. Yani ortada olmayan bir seçmen kitlesini hedefleyen yeni bir siyasi parti olmaz. Nitekim bunu da gördük. Hani siz Demir Elvari sokaklara indiniz, benim öğrencim, benim esnafım, benim çiftim falan dediniz. Ve bu siyasetiniz tuttu. O dönem prim yaptınız. Ama siz bunu yaparken muhtelif meselelerde partinizi temsil eden insanlar hep MHP refleksi verdiler. Yani bir tarafınızı alıp onu merkez sağa çekmeye çalışıyorsunuz ama hala partinin refleksleri MHP refleksi. Ve insanların kafası karışıyor. Yani seçmen, çünkü sizin İYİ Parti seçmeni diye bir şey yok. Bir kez bir seçimde İYİ Parti'ye oy vermiş seçmen var. Onu siz kendinize seçmen haline getirmeniz için 4-5 seçim geçirmeniz lazım. Şimdi o seçmen de ürker. Bu yalpalarla. Bu tartışmalara baktığımızda işte İYİ Parti sözcüsü çıkıp Ümit Dikbayır ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ettik diyor. Kesin ihraç talebiyle diyor. Ümit Dikbayır çıkıp bazen istenileni yapmazsanız istenmez olursunuz diyor. Biliyorsunuz Akşener'in ailesinin banka hesaplarının incelendiği iddiası var. Aslında parti tabanını unutmuş bir şekilde kendi iç çatışmasıyla gündeme geliyor ve bu da en azından bana göre sanki kısa bir süre sonra İYİ Parti'yi bir tabela partisi haline getirecek gibi bir durum, en azından ben öyle okuyorum. Siz ne dersiniz parti içindeki bu çatışmayla ilgili, bu tartışmalarla ilgili? Tabii işte iddiaları ortadan kaldırmak yerine iddiaları dile getirenler ortadan kaldırdığı zaman o iddialar varlığını muhafaza eder. Bu iddialar seçim listeler yapılırken bile var. Yani şimdi oradaki istifalar iki kategoride değerlendirilir. Bir tanesi gerçekten ilkesel nedenlerle partiden ayrılanlar, bir tavır koyarak ayrılanlar. Bir de hani AK Partili ya da iktidar partisiyle yakınlığı olanlar bir şekilde parlamentoya kendilerini atabilmek için bunun maliyetini karşılayanlar. Bunun maliyetini nasıl karşıladıklarına ilişkin parti içinden daha önce de bir kurucular kurulu üyesi istifa etmişti. O da uzun uzun anlattı bunları. Şimdi Dikbayır da benzer şeyler söylüyor. Nitekim bu iddiaları biz ilk kez duymuyoruz. Hani biz gazeteci olduğumuz için bunları böyle çok parti içindeki insanlar kadar dile getirmekte sıkıntımız var. Çünkü niye? Elimizde belge bilgi yok. Çünkü ben de 35 yıllık gazeteciyim örneğin. SHP ve CHP kurultayının hemen hemen tamamını izledim sonucu hariç. Hiçbir zaman örneğin CHP kurultayında para pul iddiasının gündeme getirildiğini duymadım. Şimdi ona da tanıklık yapıyoruz ve ben de ilk kez burada dillendiriyorum. Çünkü niye? Hani belgesi, bilgisi olmadan dile getirdiğiniz şey sizin gazeteci kimliğinizle, işte sizin okuyucunuz, izleyiciniz, kimse onunla kurduğunuz güven ilişkisini de aşındırır. Bu nedenle İYİ Parti'de bu işler çok dillendirilmedi medya tarafından. Ama bir rahatsızlık, bir huzursuzluk olduğunu biliyorduk. Yani hepimiz biliyorduk. Yani Adnan Bekir örneğin en somut örneklerinden bir tanesi buydu. İşte Limak Holding'in de aynı zamanda yani Beşli Çete'nin avukatlığını yapan, yani Ankara'da da iyi bilinen ama iyi bilinmeyen ve genel başkan yardımcısı koltuğuna oturttuğunuz avukat. Şimdi bunların hepsini sokaktaki insan, yani ortalama siyasetle aşina birisi biliyorken sizin bilmemeniz mümkün mü? Evet. Yani şimdi en son ayrılarak şeye giden Nebi Hacıoğlu muydu? Soy ismini unuttum. Hatipoğlu, İskişehir Milletvekili AK Parti'ye giden dedi ki yani sekreterin yönettiği bir aile şirketi dedi İYİ Parti için. Şimdi bir sekreter öznesi var İYİ Parti'de. Bütün eleştirilerin, iddiaların odağında olan. Buna ilişkin de bir yanıt yok.
Şimdi kurultay topladınız siz şeyden sonra, seçimden sonra. Seçimden sonra zaten takındığınız tavır bir şeyler olduğunu en önemli işaretiydi. Önünüze iktidardan daha çok Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP'yi koydunuz. Ve kurultay salonunda bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'na kızdınız, bir taraftan CHP'ye kızdınız, bir taraftan da delegeleri azarladınız. Şimdi ben biraz önce söylediğim gazetecilik hayatım boyunca kendisini seçmek üzere o salona toplanmış delegeleri azarlayan bir siyasi parti genel başkanına tanıklık yapmadım. İlk kez tanıklık yaptım. Bunlar alt alta koyduğunuz zaman İYİ Parti'de her şeyin normal olduğunu söylemek mümkün değil. Bundan sonra ne olur dağılır. Yani yerel seçime kadar belki idare eder. Çünkü bir ittifak modelini Gülistan köşesinden bir tarafını tutmak zorunda. Ama ittifak şey yerel seçimden sonra iktidara yanaşırsa, çünkü bu sağ seçmen, özellikle MHP tandanslı seçmen devleti sever. Bugün Evet. de MHP devletin yanında olduğu için %10 oy alıyor. Yani devletin yanından ayrıştırıp uzakta bir yere koyduğunuz zaman onun yarısını alabilir mi? Çok emin değilim. Şimdi İYİ Parti oraya yanaştığı zaman belki derleyip toparlayabilir. Nasıl olur? İşte Meral Akşener genel başkan mı olur o dönem, yoksa bir geçici bir heyet mi İYİ Parti'yi yönetir? Çünkü İYİ Parti devletin yanında yer aldığı zaman devletten faydalansa bile bunun politik getirisi olur mu olmaz mı, bundan çok emin değilim. Çünkü Devlet Bahçeli şunu test etti ve testin sonucunda da istediği sonucu aldı. MHP seçmeni MHP dışında hiçbir partiye oy vermiyor. Şimdi o İYİ Parti'ye giden oylarda, MHP oylarda muhtemelen bu yerel seçimde MHP'ye gelecektir. %15'i bulurlar, 14-15'i. İYİ Parti de o kadar da düşecektir. Çünkü bir kısım işte eskinin merkez sağ olarak kendini tanımlayan, onlar da CHP'ye gidecektir. Yani İYİ Parti'ye bir ömür biçilebilir. 2024 yerel seçimden sonra daha da bir netleşir mesele. Yani ittifaka, Cumhur İttifakı'na kendisini kabul ettiremezse, aralarda bir yerde kalırsa, yani o partinin içinden bir parti daha çıkar mı çok bilmiyorum. Çünkü Türkiye şeydir, yani doğrudan partilerin coğrafyasıdır. Her partinin içinden 3-5 parti çıkmıştır ama tutunamamıştır. Evet. Dün en son Ocak Partisi biliyorsunuz kuruluşunu duyurdu şu işaretle. Onu da hatırlatalım. Ya Gerçekten gülüyorum. 130 tane galiba, 130 tane şu anda mevcut parti var. Geçenlerde 3-4 tanesini Anayasa Mahkemesi ona kapat demiyoruz da dağılmasına karar verdi. Herhangi bir faaliyet olmadığı için 130 tane partiniz var. Yani 30 kişiyi bulduğunuz zaman parti kurabiliyorsunuz. Üstad, ben şöyle düşünmeye başladım. Özellikle Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin ya da o bloğun seçimlerde yapmış olduğu pazarlıklarda almış oldukları, eğer Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı, biliyorsun İçişleri Bakanlığı, MİT Başkanlığı gibi şeyleri biz seçimden sonra duyduk. Galiba herkes bir parti kuralım da ya tutarsa mantığıyla artık hareket ediyor. Gerçekten öyle düşünüyorum. Ümit Özdağ bunların sözünü alabiliyorsa biz neler neler alırız diye düşünüyorlar galiba. Şöyle söyleyeyim sana, yani üç kişiye İçişleri Bakanlığı sözü verilmişti. O MİT müsteşarı değil, MGK Genel Sekreterliğiydi. Yani o dönem yani iktidar kazansaydılar, Kemal Kılıçdaroğlu başkan olsaydı neler olacaktı bilmiyorum. Ama muhalefet alanı boş kaldığı zaman, çünkü boşluk kaldırmayan bir alandır orası. Toplum tarafından hani çok da sağlıklı olmayan yapılar, işte Arjantin'de gördüğümüz gibi ortaya çıkarlar ve bunlar güçlenirler. Çünkü o alan boştur. Yani o muhalefet alanında siz bir muhtelif yapıları, kavramları, değerleri karşınıza koyup sadece oraya çalışsanız bile bu size prim yaptırır yani. Yeniden Refah Partisi de biliyorsun aşı karşıtlığıyla bu noktaya gelmişti. Şimdi kadın karşıtlığıyla prim yapıyor, gücünü tahkim ediyor ama. Evet. Biraz da CHP'ye gelelim. Aslında kısa bir süre önce Özgür Özel genel başkan oldu. Genel olarak genel başkan olduktan sonraki performansını nasıl bulduğunuzu soracağım. Bir de dün akşam bir operaya gitti. Kürtçe opera dinletisine katıldı ve fotoğraf paylaşırken benim dikkatimi çekti. Pervin Buldan'ın da kadraja girdiği bir fotoğrafı paylaştı Özgür Özel ve ondan sonra tepkiler geldi. Hem Twitter'da ben çok fazla gördüm. Sabah gazetesinin, ben gazetecilik demiyorum çünkü çok acayip cümleler kuruyorlar hedef göstererek. Bununla birlikte Ümit Özdağ'ın tepkileri vardı. Şimdi burada akla şu geliyor.
Özellikle seçim süreçlerinde Kürt kartı hemen ortaya konur ve ırkçılık üzerinden, ayrıştırma üzerinden muhalefete Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yüklendi ve Kemal Kılıçdaroğlu genellikle iktidarın belirlemiş olduğu bu sınırların dışına çıkmamaya çalıştı. HDP'lilerle, HEDEP'le, özür dilerim isim değişti, HEDEP'le bir fotoğraf vermedi. Fakat dün Özgür Özel'in gittiği opera dinletisinden fotoğraf paylaşırken Pervin Buldan'ın da kareye girdiği bir fotoğrafı paylaşmasını en azından ben küçük de olsa bir değişim olarak gördüm. Sizce Özgür Özel bu noktada iktidar tarafından hedef alınması noktasında o sınırların dışına çıkabilecek mi? Yoksa o da bir süre sonra ya ben bir uzak durayım mı diyecek? Nasıl bir yol izleyecek sizce Özgür Özel? Ya burada muhalefet ister istemez iktidarın çizdiği alan içinde kalmak zorunda. Çünkü iktidar dediğiniz elinde devlet gücü ve medya gücü olan bir yapı. Ve bunu hoyratça kullanma yeteneği de var. Bu seçimde bile terör olmayan bir ülkede terörle mücadele konseptine oturdu bir seçim kampanyası yürüttü. Yani işte terör örgütünün yöneticilerinin açıklamaları, Millet İttifakı lehine yaptığı açıklamalar meydanlarda izletildi. Bütün havuz medyası olarak adlandırılan kanallarda yayınlandı ki ben de işte terör örgütü propagandası Merdan Yanardağ'ın yaptığı değil, tam buydu ama mesele değil. Çünkü iktidar şöyle bir konumda bulunuyor. Kendisi ne yaparsa doğru, onun yaptığının aynısını sen yaparsan hem yanlış hem suç. Bu kadar basit. Yani örneğin kırmalize bir yapı itibariyle söylüyorum. HEDEP'le ki meşhur bir siyasi yapıdır, parlamentoda temsil ediyor. Devletin de muhtelif yapılar tarafından denetlenmektedir. Hüdapar öbür tarafta. Şimdi Hüdapar bir de hani o Hizbullah'ın acayip cinayetlerini reddetmeyen, o mirasa da, o geleneğe de sahip çıkarak bugün orada. Ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın bileşenlerden bir tanesi. Bu iş tartışma konusu değil. Bu çok normal, bu çok meşru, bu çok demokratik ama İşte Pervin Buldan'la yani eşi bir faili meçhul cinayete, karanlık bir dönemde faili meçhul cinayete gitmiş ve meşhur bir siyasi partide siyaset yapan biriyle yan yana geldiğiniz zaman bu anda bir anda cıs olabiliyor. Ama niye? Yani kendileri de biliyor mu böyle olmadığını ama kendilerinin ürettiği seçmen kitlesi ve kendilerinin elindeki medya gücüyle illüzyonu uğrattığı o seçmen kitlesi buradan ne geliyorsa onu kabulleniyor. Bunlar ne söylüyorsa onu kabulleniyor ve bir anda geniş yığınlarda bu bir mutlak doğru gibi kabul ediliyor. Çünkü niye? Bunu söyleyen kaynak işte devletin bir numarası. Sıradan bir kaynak değil yani. Zübeyde Sarı Sedat Bozkurt değil. Yani Cumhurbaşkanı. Şimdi böyle olunca yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaygısı ondaydı ama gene de Kemal Kılıçdaroğlu örneğin yerel seçimlerde, 2019'daki yerel seçimlerde HDP'yi bir şekilde yörüngesinde tutmayı başardı Millet İttifakı'na. Yani organik bir bağ kurmadı ama yörüngesinde tuttu. Yani aday çıkarmamaları, yani oturup bir masa başında bunları uzun uzun konuşmadılar ama durumdan vazife çıkarak aynı bu dönem adaylığına destek vermesi gibi bir yörüngesinde tuttu. Şimdi yörünge hedeflere yetmiyor. Bu hafta ben pazar günü de yazdım. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bir temas kurarsanız ne olur? Çünkü 91 yılında HDP'nin içinden ayrılanların kurduğu HEP'le THP yani kendi içinden çıkanları tekrar kendi listelerine koydu. İttifak yaptı. Yani SHP ile hep ittifak yaptı. Halk Demokratik Partisi. O zaman işte Kürt Partisi. Hepsi CHP orijinde olmasına rağmen o seçimde oyu %8 düştü SHP'nin. Yani ittifak yaptığınız zaman yani bölgede arttı ama Kürt illerinde arttı ama diğer her tarafta %7, %8 toplamda oy düştü. Şimdi ittifakların her zaman her yerde kiminle kurarsanız kurun çok başarılı, şahane sonuçlar getireceğinin bir garantisi yok. Şimdi hep de yapacağınız, hep de yapacağınız görüşmeler hani belki İstanbul ölçeğinde size seçim bile kazandırır. Hani ikna edebilirsiniz çünkü HDP aday çıkarmadığı zaman garanti kazanıyor. Ekrem İmamoğlu. Muhtelif Antalya'da, Adana'da, Mersin'de de aynı cümleleri kurabiliriz belki ama bunun Muğla'sı var, Eskişehir'i var, Aydın'ı var, Bursa'sı var, Balıkesir'i var. Pek çok yer de var. Ankara'da dahil olmak üzere söylüyorum. Buralara etkisi olumsuz yansıyabilir. O nedenle, çünkü niye olumsuz yansıyabilir? Biraz önce söylediğim mekanik sayesinde yani iktidar elindeki medya gücüyle bir anda hatta elindeki devlet gücünü de devreye sokabilir. Yani bu ülkeyi terörize etmenin kolay olduğunu biliyorsunuz. İşte 7 Haziran 2015'te, 1 Kasım 2015 hep aklınıza gelsin. Hani neler olabilir diye düşünürsünüz.
Ben o soruyu hep şöyle soruyorum. Neler olamaz? Yani o biraz daha daraltıyor alanı. İktidarda kalmak, iktidara tekrar sahip olmak, seçimi kazanmak için neler yapılamazdır asıl soru, doğru soru. Bunu göz önünde bulundurduğun zaman Özgür Özel'in elinin çok rahat olmadığını anlıyorsunuz. Yani burada çok ciddi bir hesap yapması gerekiyor. Yani götürü getir üzerinden bir hesap yapması gerekiyor. Attığı her adımı 3 kere düşünmesi gerekiyor. Yoksa yani insanların çok hoşuna gidebilecek ilk anda, çünkü insanların duyguları harekete geçebilir. Ondan sonra mantık devreye girer. Duygularınız harekete geçebilir. Çok hoşunuza gidebilir ama mantık devreye girdiği zaman işten geçmiş olabilir. Kolay değil işi. Şimdi siz de yazdınız HEDEP ve hükümet arasında. Biz kulislerden de duyduk. Siz yazdınız. Görüşmeler var. Günün sonuna geldiğimizde HDP'nin isteği açık, şeffaf ve kamuoyu önünde görüşmek istiyor. AKP sizce HEDEP'le bir uzlaşıya varırsa bunu kamuoyu açık, HEDEP'in isteği doğrultusunda yapar mı veya CHP bunu yapar mı? Çünkü günün sonuna geldiğimizde biraz önce siz de söylediniz, çok iyi hesaplanmalı. Bir tarafa baktığınızda MHP bunu şiddetle reddediyor. Öte tarafa baktığınızda İYİ Parti HDP'nin olduğu yerde olmayacağını söylüyor. Günün sonunda nasıl bir ortak formül bulunabilir? Hem iktidar kanadı için hem de CHP açısından bakarsak. Yani HDP'nin CHP'yle çok dar kapsamlı bir ittifak yapma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Çünkü HDP seçmeni nefret ediyor ittifak sözcüğünde. Nitekim gidip halk buluşmaları adı altında toplantı yapan HEDEP yöneticilerinin aktardıkları bilgiler de bu yönde. Benim tanıklık yaparak sahip olduğum bilgiler de bu yönde. O yüzden geniş çaplı ve yani çok gizli, kapı arkası diplomasıyla kotarılacak bir ittifak modeli HEDEP'in önünde gözükmüyor. Mümkün değil. Hani HEDEP seçmeni Türkiye'nin en bilinçli seçmeni. Yani bu da yeni oluşmuş bir seçmen kitlesi değil. 2011 yılından beri işte elindeki iplerle ve organize olarak bağımsız milletvekilleriyle parlamentoda grup kurabilmiş ve muhtemelen dünyada ona örneği olmayan bir modeldir bu. Yani bir belli bir bilinç düzeyidir bir seçmen kitlesi için söylüyorum. Ama artık yoruldular, onlar da yoruldular. Bu nedenle söylüyorum, yani AK Parti ile de o kadar kolay değil. AK Parti ile ancak şu noktalarda falan uzlaşabilirler. Hani AK Parti'nin her istediğini yapar bir pozisyon değil. Her yerde güçlü aday çıkarma örneğin AK Parti'nin önünü açıyor. AK Partili adayların önünü açıyor. Her yerde çok güçlü aday çıkarırsa AK Parti'nin zaten beklentisi talebi de bu. Nitekim o eş ahbap dost sohbetlerinde de AK Parti tarafından sadece bu talep geliyor. Başka ikinci bir talep yok. Ama HEDEP'in talebi sadece kayyum meselesi değil. Abdullah Öcalan'a tecritin kaldırılması, ki artık bunu resmi olarak da HEDEP'li milletvekillerinin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde bir arada uzun bir süreden sonra bir basın açıklaması yaparak Abdullah Öcalan'a teşhisin kaldırılması talep ettiler. Bunu listenin birinci sırasına yazın. Yani kayyum burada yok. İkinci sırada hasta ve yaşlı tutuklu ve hükümlülerin, siyasi tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması. Yani bu da taleplerin ikinci sırasına yazdığınız zaman işte üçüncü sırada kayyum geliyor. Yani siz üçüncü sıradakini hallettiğiniz zaman bu şeyi kotarmış olmuyorsunuz. Bütün buna rağmen yani bu yerel seçim Erdoğan için çok önemli değil. Yani bu 10 büyükşehir belediyesini daha önce de kaybetti. Şimdi de kaybetse hiçbir şey eksik olmaz. Onun üstüne 2 tane daha kaybetse gene mesele değil. Çünkü Cumhurbaşkanlığını kazanıyor, milletvekili çoğunluğunu kazanıyor. Çünkü en zor seçimini kazandı. Yani 14 Mayıs'taki en zor seçimini kazandı. Şimdi en kolay yerel seçimine gidiyor. Bunun için daha sonra derleyip toparlamakta sıkıntı çekeceği bir ittifak modeline gitmez. Yani bunun için MHP'li ittifakını bozmaz. Yarın salı işte Bahçeli'den bakacağız. Erdoğan'ın en son Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin açıklamalarına ne yanıt gelecek? Çok keskin bir yanıt geleceğine ihtimal vermiyorum ama yerel seçimde MHP ile biraz ayrıştığı zaman Erdoğan'ın işine yarayabilir. Ama bu ayrışma hemencecik HEDEP'le bir işbirliği anlamına da gelmez. O nedenle yani bu seçimde ben HEDEP ile AK Parti'nin arasında bir ittifak ihtimalini çok fazla görmüyorum. Aynısını CHP ile de görmüyorum. Ancak şu olabilir işte. Biraz önce saydığım pek çok bazı büyük şehirlerde bir hani ya güçsüz bir aday ya aday çıkarmama gibi bir şey olabilir. Yani onu da seçmenler nasıl anlatır bilmiyorum. Onu da aç olması gerektiğini söylüyorlar. Özgür Özel de aynısını söylüyor. Açık yapacağız onu diyor.
Yani izleyeceğiz, ilginç bir durum. İzlemekle yetinmeyeceğiz. Sadece bu açık görüşmelerin nasıl bir sonuç ortaya çıkardığına da tanıklık yapacağız. Yani eski tanıklıklarımız belki geçerliliğini yitirecektir. Tam tersi bir tablo da ortaya çıkabilir. Hep birlikte bekleyip göreceğiz diyelim o zaman. Üstad, son sorum şu. Kılıçdaroğlu sizce siyasetten tamamen çekildi mi? Yok, çekilmedi, çekilmez de. Çevresi de izin vermez. Çevresinin çok etkisi altında kalan birisi biliyorsun Kılıçdaroğlu. Yani bir böyle eskiden Demirel yasaklıyken Güneş Sokak vardı. Erbakan yasaklıyken de onun evi vardı. Hani onlar partilere müdahil olabiliyorlar. Bu çok partiye müdahil olmayacak. Yani çok partinin önüne de geçmeyecek. Kılıçdaroğlu'nun kişiliğini sen de biliyorsun. Çok partinin önüne de geçmez ama muhtelif meselelerde görüş açıklar, temaslarda bulunur. Yani uzun süre daha biz Kılıçdaroğlu'nu CHP içindeki denklemin unsurlarından bir tanesi olarak göreceğiz. Çünkü niye? Monoblok bir yönetim yapısı yok CHP'nin. Yani o iki başlığı detaylı konuşuruz, uzun uzun anlatmama gerek yok. O monoblok bir yönetim yapısı oluşmaması demek partinin çok savrulma ihtimalini ortaya koyar. Yani parçalanmaz, bölünmez ama bir yönetim iradesi oluşturamazsınız. Yönetim iradesi oluşturamadığınız zaman da siz bir kitle partisi çünkü CHP, onu yönetmekte sıkıntı çekersiniz. Örneğin HEDEP'le ilgili vereceğiniz karar bile parti içinde bir anda ikiye üçe ayrışmalara neden olabilir. Üstad, çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık yarım saattir sorularımı yanıtladınız ve pek çok konuyu aslında ben de merak ediyorum. Bazen gördüğüm zaman acaba Sedat Bozkurt bu konuyla ilgili ne düşünüyordur diye düşünüyorum. Bundan sonra düşündüğüm anda sizi arayacağım. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Evet, aslında Sedat Bozkurt, Üstad derim ben, hepimizin Sedat abisidir. Bir şey merak ettiğimiz zaman aradığımızda yanıtlar çok dönem dönem kendisiyle konuşup fikrini almak isterim her konuda. Bugün yayında da sözünü aldım. Bundan sonra bir şey merak ettiğimde Sedat Bozkurt'u arayıp kendisinden kişisel olarak da fikir alarak beslenmeyi çok istiyorum. Evet, ne konuştuk peki? Ankara'dayız. Siyaset, kulisler, İYİ Parti, CHP, HEDEP, AK Parti, MHP, yerel seçimler, neler neler, bir sürü şey konuştuk aslında. Programın hemen başına giderseniz detayları göreceksinizdir. Evet, İYİ Parti'de programın başında aslında işlerin çok da iyi gitmediğini konuştuk. İstifalar arda arda geliyor. Bununla birlikte aslında Ümit Dikbayır bugün disiplin kuruluna sevk edildi. Kesin ihraç talebiyle birlikte ve bu açıklamanın ardından bazen istenileni yapmazsanız istenilmez olursunuz dedi ve Allah büyük dedi. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Aslında Sedat Bozkurt'la da konuştuk. Benim de öngörüm o yönde. İYİ Parti sanırım yerel seçimlerden sonra bir dağılma sürecine gidebilir. Çünkü istenileni, umut edileni bir türlü veremedi. İttifaka da girmeyeceğini söylüyor. İttifaka girmediği zaman da aslında kendisine oy veren büyük bir kitle biliyorsunuz. MHP'den kopup gelen bir kitleydi. Onlar da muhtemelen MHP'ye geri dönüş yapıp ona oy verecekler. Tabii bunların hepsi bizim tahminlerimiz. Hiçbirinin genel geçerliliği yok. Bunlar okuyabildiğimiz, gördüğümüz fotoğraftan okuyabildiklerimiz. Öte taraftan HEDEP'in hem iktidarla görüşmeler yürüttüğünü biliyoruz. Bununla birlikte CHP'nin de ittifaka ihtiyacı var. Özellikle büyük şehirlerde yerel seçimde kazanabilmesi için ittifaka ihtiyacı var. Bakalım günün sonunda Kürt oyları iktidara mı gidecek yoksa CHP'ye mi gelecek? Sedat Bozkurt günün sonunda CHP ile HDP'nin ittifak yapma olasılığının çok daha yüksek olduğunu söyledi. Özellikle HDP seçmenine baktığımız zaman HDP bunu seçmenine biraz daha kolay anlatabilir ama AKP ile yapacağı bir ittifakta bunu seçmenine çok da kolay kolay anlatamayacak gibi. Ama işin özeti, HDP seçmeni hiçbir ittifaka dahil olmak istemiyor ve kendi partisinin logosuyla partisinin seçime gitmesini istiyor. Bunu da bir kenara not edelim ve
unutmayalım dedikten sonra programı noktalayalım. Önümüzdeki programda tekrar görüşmek üzere. Şu anda yayını yavaş yavaş noktalayalım. Ankara soğuğundan hoşça kalın.